birlikte. Yunus hoş geldin. Hoş bulduk sevgili değerli konuklarımıza. İyi yayınlar Trabzon'da Koray, selamlar. Yoksa İyi çocuklar daha uyumaz. Kolay gelsin sevgili Yunus. Mehmet Hoca müsaade etmeyebilir yani. Yunus Emre bugün tarih yazdı. Fındık Bahçesi'nden yayın yaptı. Kuş yaptım, sesleri doğru. Geliyordu arka plandan. Yunus ilk soruyu ben sorayım. Evde hocam. Kaç tane Trabzonspor'u futbolcu yetiştiriyorsun? Ahmet Hocam şöyle söyleyeyim. Doğdukları gün Trabzonspor Kulübü'ne üye oldular. Yani doğdukları gün kayıt işlemleri yapıldı. Bundan sonrası artık gelişimleri onlara bağlı. Hayırlısı evet. Olsun. Her Trabzonlu futbolcu doğar zaten. İnşallah Trabzonspor'a, Türk futboluna katkı sağlarlar. Okay Yokuşlu yuvaya döndü. Transfer artık resmi açıklama bekliyoruz herhalde. Detayları aktarır mısın? Teşekkürler Koray. Sana ve Zeki abiye ve Ahmet hocama tekrar selamlar söyleyeyim. 9. transferi Trabzonspor'un şu ana kadar 8 transferi resmi olarak açıkladı Bordo Mavili takım ve 9. transfer olarak da Okay Yokuşlu'nun transferini sonuçlandırdı. Yaklaşık bir aydır aslında Trabzonspor'un gündemindeydi Okay Yokuşlu ve yaklaşık 10 gün önceki süreçte artık bu transferi kesin olarak bitti gözüyle bakıyorduk. Ancak bir anda West Bromwich oyuncuyu kamp kadrosuna çağırdı ve oyuncu İngiltere'ye gitti. Ama İngiltere'ye gittikten sonra West Bromwich kulübüne Trabzonspor'a gitme noktasındaki arzusunu, isteğini söyleyince İngiliz kulübü de çok fazla bunun önünde durmadı ve bugün akşam saatlerine doğru Okay Yokuşlu'nu transferi için ısrarcı olan Trabzonspor'a bu transfer için onay verdi. Okay Yokuşlu'yla 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı Trabzonspor. Oyuncu yarın akşam geç saatlerde Trabzon'a doğru yola çıkacak ve Trabzon'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra da Bordo Mavi takımla resmi sözleşmeyi imzalayacak. Ama bu 9. transferle Trabzonspor'da transfer çalışmaları da tamamlanmayacak. Bir yandan Paolo Nacho, diğer yandan Wout Weghorst, Muhammed Cham, Wesley Hood birçok isimle daha çok net bir şekilde görüşüyor Trabzonspor. Ama bu hafta içerisinde özellikle Muhammed Cham, Paolo Nacho ve Wout Weghorst konusundaki belirsizliklerin giderilmesini bekliyoruz. Özellikle bu üç isimde çok ciddi bir hareketliğin halen aktif bir şekilde yaşandığını da söyleyebilirim. Onacho ve Weghorst ikisi aynı anda olma ihtimali var mı? Evet, Başkan Ertuğrul Doğan Alspor ekranlarında şunu çok net bir şekilde söylemişti. Paolo Nacho dışında çok önemli bir yıldız forvetle de görüşüyoruz demişti. O isim Wout Weghorst. İkisi birbirinden bağımsız şekilde ilerliyor. Wout Weghorst'un kendisiyle alakalı maddi konularda veya ailesiyle alakalı aşılamayacak bir sorun yok. Sadece oyuncuyla Leicester City ve Ajax'la ilgileniyor. Oyuncu bir karar verecek bu üç takım arasında. Hangisini tercih edeceği konusunda kararını verdiği anda maddi şartlarda da bir sorun gözükmüyor ve transfer hızlı bir şekilde sonuçlanabilir. Zaten Burnley bir alt lige düştüğü için oyuncunun sözleşmesinde de bir çıkış maddesi var. Tabii rakam ödenerek, bunun rakamını henüz netleştiremedim. Bu transferde şöyle bir durum var. Paolo Nacho'nun bonservisi pahalı, kendi ücreti makul. Yani Wout Weghorst'a göre makul. Ama Wout Weghorst'un da bonservisi Paolo Nacho'dan daha ucuz. Kendisi maddi olarak biraz daha pahalı gözüküyor. Ama ikisi birbirinden bağımsız ilerliyor. Yani iki transferin de birbirinden bağımsız şekilde gerçekleşme ihtimali var. Evet, Yunus'a sorunuz yoksa teşekkür edelim. Sevgili Yunus, seni meşgul etmeyelim. Şu an çok önemli bir görevim var. Gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimi her şeyden önce gelir. Teşekkür ediyoruz. Sizlere teşekkürler, sağ olun. Okay Yokuşlu'nun dönüşü, Zeki abi araya gideceğiz ama çok kısa bir değerlendirme rica edeceğim. Şöyle söyleyeyim. Kayseri Spor'dan 2015 Temmuz ayında Trabzonspor'a geldiğinde müthiş 3 sezon geçirdi Trabzonspor'da ve Celta Vigo'ya 6 ya da 8 milyon euro gibi bir rakama transfer olmuştu. 6 idi galiba. Çok savaşçı bir oyuncu. Trabzonspor'un orta sahasına hem sertlik hem de dinamizm katacak, güç katacak bir oyuncu. Savaşçı bir oyuncu. Savunmaya da çok yardım eder. Evet, yani hücuma çok fazla katkısı olmaz ama uzaktan şutları, sürpriz golleri olur. Duran toplarda kafa golleri atabilen çok farklı bir oyuncu. Yani Avrupa'da da tabii kendini geliştirdi. Ben Trabzonspor'un bu sezon yaptığı transferlerin içinde en iyilerden biri. Bu 9 transferin içinde 3. sıraya koyarım Okay Yokuşlu'yu. Ki bir ara Beşiktaş'la da adı anılmıştı değil evet, mi? Evet, Beşiktaş'la da adı anıldı, doğru. Ki Okay yuvaya dönecek herhalde gözüken o evet. Şekilde. Şimdi yavaş yavaş araya gideceğiz. Fenerbahçe'yi konuşacağız, Beşiktaş'ı konuşacağız yine aynı şekilde.
Sorularınızı da bekliyoruz. Transfer raporu etiketine yazabilirsiniz. X ve Twitter üzerinden.